Merhabalar herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere böyle yapımı oldukça kolay bir motif ve bir şal olacak. Üçgen motifli şal diyebiliriz adına. Ebru'lu bir ipimiz var. Hemen ipimizin markasını da söyleyelim. Nako'nun Vals ipi. Rengi de 86-382 arkadaşlar, rengini beğenirseniz tabi farklı renkler, farklı ipler kullanarak örebilirsiniz. Şöyle başlayalım hemen isterseniz. Çok kolay, çok basit bir model. Şimdi zincir çekerek başlıyoruz. Ortadan 10 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyorum. İlk zincirin içine giriyorum, birleştirdim. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane daha zincir çektim. Alttaki şimdi zincirin 1, 2, 3 altından başlayarak üçüncüsüne batıyorum. Bu şekilde birleştiriyorum. Sonra tüm bir kez doladım. Boşluğun içine trabzan yapıyorum. İkili trabzan yapıyoruz. Şurayı bir olarak kabul ediyoruz. Şimdi ikinciyi yaptık. 3 ve 4 diye sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tekrar zincir çektim. Bu son yaptığımız trabzanın tepesinden giriyoruz. Bu şekilde birleştiriyoruz. Tığımızı dolayıp tekrar 4 tane daha trabzan yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Şimdi tekrar 7 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Bu zincir boşlukları bizim köşelerimiz olacak. Şimdi üçüncü köşeyi yapmış olduk. Tekrar 1 4 tane daha trabzan yapalım. 2 3 4. Evet. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum. Son yaptığımız trabzanı yine tepesinden giriyorum. Kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Tekrar bir tane doladık. Bir, dört tane daha trabzan yapıyoruz. 2 3 4. Pardon, burada dördüncü yapmıyoruz. Üç tane yapıyoruz. Şöyle bakalım. 1 2 3 dördüncü de yapmış olduk. Evet, bir tane daha yapıyoruz. Pardon, pardon. Tekrar şöyle bir tane daha yapıyoruz ve geliyoruz. Buradaki ilk trabzanın üzerine batarak birleştiriyoruz. Şimdi 4 tane köşeyi oluşturmuş olduk. İlk köşenin içine ipimizi taşıyoruz bu şekilde. Bir tane daha aynı şekilde yapıyorum. Biraz daha yukarı çıkmak için. Ve 3 tane zincir çekiyorum. Yine bu 3 zincir birinci trabzanım olacak. Tığımı doladım. Hemen yanına aynı boşluğa batarak iki tane daha trabzan yapıyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa üç trabzan daha yapıyorum. İki ve üç. Evet, şimdi 5 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığımı bir kez doladım. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Buraya da aynı şekilde 3 tane trabzan yapıyorum önce. 2 ve 3. 1, 2, 3 tane zincir. Tekrar 3 tane trabzan. 2 ve 3. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 zincir tekrar. Yine bir kez doladık. Diğer köşeye geçiyoruz. Hemen
Her köşede bu şekilde 3 tane trabzan, 3 tane zincir, tekrar 3 tane trabzan yapıyoruz. Toplamda 6 tane trabzan yapmış oluyoruz. Evet, arada 3 zincir. Bu motif bir de istediğiniz kadar büyütebiliyorsunuz arkadaşlar. Daha küçüğünü, yani gösterdiğimin daha küçüğünü ya da daha büyüğünü yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Son köşeye girdim şimdi. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir. Tekrar 3 tane trabzan yapalım. Evet, 4 tane köşeyi tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5 tane yine zincir çekiyoruz. Geliyoruz buradaki ilk trabzanımızın tam tepesine. Birleştiriyoruz. Ortamız tamam. Tekrar 3 tane zincir çektim. Bu birinci trabzanımız. Şimdi bu 3 trabzan üzerine 3 tane trabzan, bir tane boşluğa da 3 tane trabzan yapacağız. 2 diyerek sayıyorum. Zincir birinci trabzanımız. 3. 3 tane de buradaki boşluğa batıyoruz. 1 2 3 6 tane trabzan yapmış olduk. Evet, yine 3 tane zincir. Aynı boşluğa 3 tane tekrar trabzan yapalım. 2 ve 3. Şimdi 3 tane de buranın üzerine yapıyoruz. 4 5 6. Köşenin her iki tarafında 6'şer tane trabzan yapmış olduk. Şimdi 2 tane zincirimiz var. Bu 5 zincirin ortasına batıyoruz. Bir sık iğne yaparak kapatıyoruz. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Bir kez doladık. Buraya da aynı şekilde 6 tane trabzanımız var. 1 2 3 Şimdi boşluğa batıyoruz. 4 5 6 1 2 3 zincir. Bu tarafa dönüyoruz. Şimdi yine aynı şekilde yapıyoruz. Boşluğa 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 Sıradaki trabzanın hemen üzerinden batıyorum. 4 5 6 2 tane zincir. Boşluğa bir sık iğne. Tekrar 2 tane zincir ve diğer köşeye geçiyoruz bu şekilde. Şimdi diğer iki köşeyi de aynı şekilde yapalım. Başlangıç noktasına gelelim. Evet, başlangıca geldim. Bakın, kareyi tamamladık. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Yine 3. zincirin tepesine doğru batarak, yani buradaki ilk trabzanımız, birleştiriyoruz. Aynı işlemi tekrar ediyoruz arkadaşlar şimdi. 3 zincir çektim. Tekrar bir sonrakine battım. Alt sırada 6 trabzanımız vardı. Şimdi buraya 6 tane trabzan yapıyoruz. Şu 3 zincir birinci trabzanımız olarak düşünüyoruz. Yani 5 tane daha trabzan yapıyorum yanına. 6'ya tamamlamış oldum. Yine boşluğa geliyorum. 3 tane yapıyorum. Alttaki 2 sıranın tekrarını yapacağız. Her sırada da ortaya 3 tane yaparak buradaki trabzan sayısını artırmış oluyoruz. Şimdi 3 tane yine zincir, aynı boşluğa 3 tane trabzan. Evet. Şimdi burada 6 trabzanımız var. 4 diye sayıyorum şu 3'ü de katarak. 5 6 7 8 ve 9. 9 tane
trabzanımız var köşelerde. Şimdi yine 5 tane zincir çekiyoruz. 3, 4, 5 zincir. Bir doladık. Şurada herhangi bir işlem yapmadan direkt trabzanın tepesine atlıyorum. Ve tekrar 9 tane trabzan yapıyorum. Ortayla beraber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, şimdi boşluğa batıyoruz. 7, 8 ve 9. Evet, 9. 3 tane zincir. Şimdi diğer tarafa devam ediyorum. Yine aynı boşluğa girdim. 1, 2, 3. Döndük bu tarafa. 5 diye devam ediyorum şimdi. İlk trabzanın tepesine battım. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Direkt atlıyoruz diğer trabzanın üzerine. Evet. İki köşeyi tamamladık. Diğer iki köşeyi de aynı şekilde tamamlıyoruz. Tekrar görüşürüz. Evet. Diğer iki köşeyi de tamamladım. Ve 5 tane zincir çektim. Tekrar geliyoruz. Şimdi ilk trabzanın üzerine batarak birleştireceğiz. Hemen üzerine batıyorum. Şöyle birleştirdim. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Bu 3 zincirin üzerine 4 tane daha çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 7 tane zincir çekmiş olduk toplamda. Bu 3. zincire geriye batarak şöyle bir pipirik yapıyorum arkadaşlar. Şimdi burası son sıramız. Bu sırada birleştireceğiz. Hemen bir sonraki yuvaya giriyorum. Şimdi şuradaki 3 zincir bir trabzan olarak düşünelim. 2. trabzanı yapmış oldum yanına. Devam ediyorum. 3, 4, 5, 6. 6 tane trabzandan sonra 1, 2, 3, 4 tane yine zincir çekiyorum. Tepesinden doğru girerek 2 ilmekle girdim. Kapattım. Şimdi tığımı doladım. Bir pipirik de buraya yapmış olduk. Şimdi devam ediyoruz sıradan. Trabzan yapmaya 1, 2, 3. 3 tane tekrar burada boşluğa yapıyoruz. 1, 2, 3. Yine toplam pipirikten sonra 6 tane trabzan yapmış olduk. Şimdi bu sırayı son sıra olarak yaptığım için pipirikler yapıyorum. Ama siz eğer bunu daha da büyütmek isterseniz motifi, yatak örtüsü yapanlar da var. Motifi daha da bu şekilde büyütebiliyorsunuz. Pipirik yapmadan aynı şekilde örmeye devam ediyorsunuz. Aralarda 2 zincir çekiyorsunuz. Her sırada şöyle, her 2 sırada şu oluşuyor burada, bakın. Şu şekil oluşuyor. Aynen devam ederek örebilirsiniz. Yani bu pipiriği en son sırada yapmanız gerekiyor. Şimdi 3 tane tekrar zincir çekiyorum. Dönüyorum diğer tarafa. Yine önce boşluğa 3 tane yapıyoruz. 1, boşluğun içine batarak. 2, 3. Devam ediyorum. Trabzanın üzerine battım. 4, 5, 6. Evet, her 6 trabzandan sonra bir tane pipiriğimiz var. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Şöyle tepeden giriyoruz. İlmeği buradan çıkarttık. Tekrar devam ediyorum şimdi. Pardon.
1 2 3 4 5 6. 2 tane zincir çekiyoruz. Yine ortadaki boşluğa batarak bir sık iğne yapıyoruz. Pardon, özür diliyorum. Hemen şurada da bir pipiliğimiz var. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle bir köşede 5 tane pipiliğimiz olacak. Burada da 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Şuraya da bir pipilik yapıyoruz. Bunlar birleştirmek için bize lazım olacak az sonra. 2 tane zincir. Kapattım. 2 tane zincir. Şimdi buraya da bir tane pipilik var. 1, 2, 3, 4 zincir. Evet, kapattık. Birinci trabzanımı yapmıştım. 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar. Evet, biraz ipimi çekiyorum şöyle. Gelmiyor çünkü yumak dolu olduğu için. Evet, 1 2 3 4 zincir. Buraya da hemen pipiliğimizi yapıyoruz. Sonra devam ediyoruz. 1 2 3 Boşluğa geldim. 4 5 6 Burada 3 tane zincirimiz var. Şimdi bir köşeyi tamamladık. Bakın ikinci köşeyi de tamamlıyoruz. Şuraya kadar gelelim. Şurada birleştirelim isterseniz. Burayı da tamamlayalım. Yani tek bir motifin bitişi bu şekilde. Şuradan da göstereyim. Şunu birleştirdim. Bu pipirikler bizi burada birleştirmemizi sağlayacak. Şimdi üçgen bir model olacak. Şu alttaki motifimiz olsun. En baştaki ilk motifimiz. Diğer motifi buraya ekleyeceğiz. Hep bu yana ekleyerek devam edecek. Böyle yukarıya doğru, böyle yukarıya doğru. Aralarda da böyle tekrar motiflerimizi koyacağız. En son sırada, en son şimdi burası alt kısmı. Enseye gelen kısımda tabii böyle sivrilikler olmayacak. Burada da yarım bir motifimiz olacak. Şimdi bunu birleştirelim. Şöyle yapalım. Şuraya kadar geliyorum aynı şekilde örerek. Şu kenarda birleştireceğim. Evet. Diğer kenarda tamamladım şimdi. Boşta olan bir kenarım kaldı. Bu kenardan da birleştirerek devam edelim. Şimdi bakın şu ikisini birleştirdim. Şunu orta olarak kabul edebilirim. Şimdi iki motif olduğu için elimde istediğim yöne gidebilirim aslında. Bunu uç kısım olarak kabul edip bunu bu tarafa da birleştirebilirim. Şimdi geliyorum. Şöyle düşünelim. Şu kenara birleştireceğim. Tam buraya kadar geldim. Köşeye kadar bütün trabzanları yaptım. Bir tane zincir çekiyorum şimdi. Şuradan birleştireceğim dedim. Ya da buradan olur, hiç fark etmez. Şu an tamamen iki motifim var elimde. Bakın her türlü çevirebilirim. Şöyle şu köşeden ve 1, 2, 3, 4 tane pipirikten ve bu köşeden birleştireceğiz. Bir zincir çektim. Motifleri ters, yüzleri birbirine bakacak şekilde getiriyoruz. Bu 3 zincir çektiğimiz köşeye girerek bir sık iğne yapıp bir tane daha zincir çekiyoruz. Sonra örmeye devam ediyoruz şimdi. Boşluğa batarak 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 Sonra devam ediyoruz. 6 trabzan oluncaya kadar. 4 5 6 2 tane zincir çekiyoruz. Normal pipirikte 4 zincir çekiyorduk. Şimdi 2 zincir çekip arkadaki motife geliyoruz. Buradaki pipiriğin içine girerek bir sık iğne yapalım. Sonra 2 tane zincir çekelim. Yine 4'e tamamlamış olduk sayımıza.
Şimdi geliyoruz. Buradaki tırabzanın tepesinden doğru girerek birleştirdik. Tığımızı dolayıp devam ediyoruz. 6 tane tekrar tırabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Burada da bir pipiriğimiz var. 2 tane zincir çekiyoruz. Geliyoruz buraya. Buradaki pipirin içine girip bir sık iğne yapıp tekrar 2 tane zincir çekiyoruz. Şimdi tekrar döndük. Önce pipiriğimizi yapıyoruz tepeden. Son yaptığımız tırabzanın tepesinden girerek birleştirdik. Şimdi 2 tane zincir. Ortadaki boşluğa bir sık iğne, tekrar 2 tane zincir ve buradaki ilk tırabzanımızı yapalım ve tekrar 2 zincir çekelim. Tekrar dönüyoruz. Burada da bir pipiriğimiz var. Birleştirdik. Tekrar 2 zincir. Bu tırabzanın tepesinden doğru battı. Pipiriği oluşturdum. Devam ediyorum. Bu birinci tırabzanı yapmıştık. 2 3 4 5 ve 6. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Şöyle bakın, isterseniz bir de göstereyim. Bu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi tekrar buradan birleştiriyoruz. Bunu isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Bakın, görerek 2 zincir çektik. Buradaki pipirikten girip böyle de alabilirsiniz. Tekrar 2 zincir çekebilirsiniz. Ben diğer türlü daha çok seviyorum. O yüzden öyle yapıyorum. Birleştirdim. Şimdi devam ediyorum. 1 2 3 Köşeye geldik. Köşeye de 3 tane daha yapıyoruz. 4 5 6 Bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi köşede şuradaki birleştirmede bakın direkt iki köşenin arasına girdik, birleştirdik. Burada da bunu birleştirirken burada şimdi iki tane köşemiz var. Yani ne buna ne de buna, ikisine de girmeyeceğiz. İkisinin birleştiği noktaya gireceğiz. Alıyoruz. Bu ikisinin birleştiği noktada şurada bir sık iğne var. Bunun içine giriyoruz. Birleştirip bir tane daha zincir çekiyoruz ve dönüyoruz şimdi. Boşluğa yine 3 tane tırabzan yapıyoruz. Köşeyi de birleştirmiş olduk. Bakın şöyle V'yi oluşturduk. Şimdi burayı örüp tamamlayalım. 3 oldu burası. 4 5 6 1 2 3 4 zincir. Bir tane pipirimizi yaptık. Tekrar devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 zincir. Burada da bir pipiliğimiz var. Onu da hemen yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Boşluğa bir sık iğne, tekrar 2 zincir. Evet, şimdi geliyoruz buraya. Burada oluşturduğumuz pipiriğin altına zincir çekmiştik. Tam altına batıyorum. Birleştirdim. Bir tane de zincir çekelim. Evet. Şöyle hafif buharlı bir ütüyle ütülememiz gerekiyor arkadaşlar. Şunlara ütü vurduğum için daha geniş duruyor. Bakın buna vurmadım şimdi. Birlikte ördük bunu. Ben de nasıl duracağını görmek için bunu ütüledim. Şimdi bu şekilde şalı örüyoruz.
Buraya bir motif ekliyoruz. Şimdi bakın burada bir V oluştu. Buraya bir motif ekleyeceğiz. Buraya da aynı şekilde bir motif ekleyeceğiz. Buraya da bir motif ekleyeceğiz. Bu böyle ilerleyecek. Ama son sırada enseye geldiğinde şimdi ortadaki motifler de böyle olacağı için burada sivrilikler olacak. Bu sivrilikler olmaması için, buranın düz olması için burada aynı motifin yarısını yapacağız arkadaşlar. Yarısını buraya geçirerek, motifin yarısını örerek daha doğrusu iki kenardan birleştireceğiz. Enseyi düzleyeceğiz. Evet, sanıyorum anlatabildim. Yarım motifi de yapacağım. Hemen bundan sonraki videoda izleyebilirsiniz. Bir sonraki bölümde yarım motifi yaparak buraya birleştiririz. Şimdi yarım motifi de yaptığımızda kafanız karışmasın. Şurayı tekrar anlatayım. Üçgen bir şal modeli bu. Kare yaparsanız bir sıkıntı yok. Zaten hepsini böyle yan yana yan yana ekleyerek bir kare bütün oluşturabilirsiniz. Ama böyle gideceği için şimdi küçük bir üçgen oluşturdum ben. Hepsini tamamlamayacağım. Sizlere göstermek için yapıyorum. Hep bu tarafa, bu tarafa, hep bu yana ekleyeceğiz. Buraya eklemek yok. Hep bu yana ekleyerek gideceğiz. Bu yana ekleyerek gideceğiz. Tabi ortaya da aynı şekilde aynı motifi ekleyerek gideceğiz. Ve bu şekilde ördükçe uç kısımda sadece motiflerinizin arasında bu çıkıntılar oluşacak. Onun için de buraya aynı motifin üçgenini yaparak birleştireceğiz. Enseyi düz yapacağız. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Beğenip beğenmediğinizi yazmayı unutmayın lütfen. Videomu beğen tıklamayı da unutmayın. Çok kolay, çok basit bir model. Yatak örtüleri de yapabilirsiniz. Şallar yapabilirsiniz. Hırkalar yapabilirsiniz. Birçok şey yapılabilir. Bir de ebruli ip olduğu için böyle her renkte farklı renkler görünüyor. Hoş duruyor. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Yarın motifi yine birlikte öreriz. Görüşmek üzere.